Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Uzun zamandır gelmediğimiz puan toplama parkurundayız arkadaşlar. Çok sevilen bir parkurumuz. En yüksek puanı toplayan biliyorsunuz kazanan oluyor. Bugün ise yeni sedan arabalar bizlerle arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Yeni sedan arabalarla başlayacağız. Audi A4'ü göreceğiz. Çok güzel gözüküyor yeni sedan arabamız. Yanında Hyundai Elantra var. Yine kaptan kullanacak. Güzel arabalarımızdan yanında bir BMW M5 görüyorsunuz. Mükemmel duruyor. Burada Mercedes Maybach var. Recep abi en pahalısını aldı bugün gerçekten. Yanında Genesis G90 modelini görüyorsunuz. Ve burada ise Skoda Octavia bizlerle arkadaşlar. Arkadaşlar arabalar gerçekten çok iyi. Puan toplayacağız. En yüksek puanı toplayan kazanır arkadaşlar. İlk olarak Genesis G90'la beni bir izleyin bakalım kaç puan toplayacağım. Daha sonra diğer kahramanlarımıza bakacağız. En yüksek puan toplayan yarışmanın kazananı olur. Siz de bu arada favorabınızı yorumlara yazarsınız. Daha sonra beni izlemeye başlayın arkadaşlar. Genesis G90'la şu an için başladım. Aşağı doğru çok hızlı gitmeyeceğim arkadaşlar. Önce şu rampayı bir geçmem lazım. Atladım. Güzel. Hızlı gitmeden bitirmeye çalışacağım. Çünkü amacımız en iyi puanı, en yüksek puanı toplamak. Son bölgede hızlanacağım sadece arkadaşlar. Şu an yavaş bir şekilde biraz kaydıra kaydıra buzlu yolda gördüğünüz gibi kaydırıyorum. Güzel performans gösteriyor muyum? Birazdan göreceğiz. Puana bağlı. Aman 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 geri geldim. Tamam sıkıntı yok. Az kalsın diskalifiye geliyordu. Abi ne oluyor bu arabaya? Araba inanılmaz kaydırıyor bu arada, onu söyleyeyim. Cidden bayağı kaydırıyor. Biraz dikkat etmem lazım sadece. Genesis G90 şu an için. Tamam şimdi hızlanacağım. Şimdi hızlanma zamanı. Yalnız puan gelmeyecek gibi. Vallahi gelmeyecek. Allah be. Abi biraz daha hızlı gitmem lazımdı. Çok yavaş kaldığımı söylemeliyim. Gerçekten çok yavaş kaldım. Abi ben ne yaptım böyle ya? Son zamanlarda parkurlarda inanılmaz kötü gidiyorum arkadaşlar, farkındasınız. Ama yakında daha iyi olacağıma söz verebilirim. Maalesef başarısız oldum. Kaptanı bir izleyelim bakalım kaptan neler yapacak arkadaşlar. Tamam ben puan alamadım ama belki kaptan da alamayacak. Belki 5 puan alacak, onu birazdan göreceğiz. Hyundai Elantra karşınızda. Elantra'da yine çok güzel arabalardan arkadaşlar. Yeni bir sedan araba. Tabi Elantra'nın eskisi de var. Bu tipi yeni sedan. Çok daha eski 10 yıl 15 yıl önce de Elantra vardı ama bu hali yeni sedanımız, yeni Elantra'mız. Şimdi minik bir atlayış diyeceğim de bayağı bir uçtu. Böyle minik bir atlayış mı olur? Bayağı bir uçuş geldi. Şu an için devam ediyor Hyundai Elantra. Bakalım performansına nasıl devam edecek. Beraber göreceğiz arkadaşlar. Şu an kaptan buzlu yolda kaydıra kaydıra güzel bir şekilde performansına devam ediyor. Tabi devamını görmemiz lazım abi, puanı görmemiz lazım. Bizim için puan önemli arkadaşlar, başka hiçbir şeyin önemi yok. Puan yüksekse başarı var demektir. Aman 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 şimdi. Şimdi gazla 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 abi, azıcık hızlı git ya. Abi çok yavaş geçiyorlar oradan ya. Bak ben de aynı hatayı yaptım ve kaptan da aynı hatayı yaptı. Abi çok yavaş kalıyorlar rampada. Rampada yavaş kalınca puana yetişemiyorlar ki. 0 puan, hiçbir şey toplayamadı. Gene bir başarısızlık geldi. Benden sonra kaptan da bugün çok kötüydü. Durum kötü arkadaşlar, onu söyleyeyim. Yeni sedanlarla kötü başladık. Bakalım Baldi bunu düzeltebilecek mi? Beraber göreceğiz arkadaşlar. BMW M5 karşınızda. Güzel. Gerçekten güzel arabalardan, yeni sedanlardan bir tanesi. Bakalım bugünkü performansı nasıl olacak? Beraber göreceğiz arkadaşlar. BMW M5 karşınızda. Baldi ile devam ediyoruz. Bakalım, bakalım. Şimdi minik bir atlayış. Güzel. Gayet iyi arkadaşlar. Gayet iyi. Hiç sıkıntı yok. Onu söylemeliyim sizlere. Çok dikkat etmesi lazım. BMW M5 izliyorsunuz.
Güzel kaydırışlar, sol tarafa doğru dönüşümüz gayet iyi. Araba gerçekten çok güzel arkadaşlar. Onu söyleyeyim, gerçekten Allah abi çok fena kaydırıyor. Zaten çok güçlü bir araba bildiğiniz üzere BMW M5 arkadaşlar. Güçlü olduğu için de kontrolleri de biraz zorlaşıyor. Haberiniz olsun ama Baldi'ye güveniyorum. Puan toplama parkurunda günün en yüksek puanını toplayan bakalım kim olacak? Baldi geldi. Puan gelir abi. Puan kesin gelecek ve 2 puan Allah aşkına düştük değil mi? Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok, yukarı çıkarırız Baldi'yi. 2 puanla günün en yüksek puanını toplayan kahramanımız Baldi arabası BMW M5 arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz Recep abiyle. Isındık. Parkura ısındık arkadaşlar. 2 diskalifiyeden sonra 2 puan bizi iyi hissettirdi. Şimdi Recep abi de bize şöyle bir 5 puan alırsa bu iş tamamdır arkadaşlar. Ha gelir mi? Çok zor ama bakacağız, göreceğiz arkadaşlar. Recep abiye her zamanki gibi güveniyoruz. Mercedes Maybach'ı kullanıyor. S680 abi. Bu araba Cumhurbaşkanı'nda bile yoktur belki. Yani çok pahalı bir araba. Yani anca onda vardır. Başka türlü göremezsiniz arkadaşlar. Zırhlı, böyle devlet büyüklerinin, devlet adamlarının kullandığı arabalardan arkadaşlar. İnanılmaz bir şey. Gerçekten çok pahalı. Yeni, lüks mü lüks, zırhlı bir sedan araba karşınızda arkadaşlar. Şu an için dikkatli bir şekilde Recep abi drift zamanı değil abi. Bu araba drift yapmaz. Yapar da yapmaz. Gerek yok abi. Devam. Buzlu yol çok tehlikeli arkadaşlar. Yolumuz bayağı bir dar gördüğünüz gibi. O yüzden çok dikkat etmesi lazım kahramanlarımızın. Dikkat. Dön. Güzel. Gayet iyi. Şimdi atlayış. Mercedes Maybach geliyor. Güzel puan geliyor. Geliyor. 5 puan. Abi çok iyi be. Yemin ederim mükemmel bir puan geldi. 2 puandan sonra 3 puan Mercedes Maybach'tan geldi. BMW M5 2 puan almıştı biliyorsunuz. Mercedes Maybach ise 3 puanla günün lideri oldu diyebilirim sizlere. Batman'i bir izleyelim isterseniz. Araba gerçekten güzel arkadaşlar. Belki de günün en ucuz arabalarından bir tanesi ama gerçekten güzel. Yeni bir sedan bildiğiniz üzere. Şöyle içine bir bakın. Nasıl gözüküyor? Gayet iyi değil mi? Hadi bakalım. Günün en yüksek puanı biliyorsunuz 3 puanla kimdeydi? Recep abi Mercedes Maybach'taydı. Skoda tamam abi yeter ya. Hadi abi yeter. Daha fazla kaydırma. Mercedes Maybach gerçekten 3 puanla günü bayağı bir değiştirdi. Bizi de mutlu etti ama Octavia'dan da şöyle güzel bir puan gelmesi lazım arkadaşlar. En azından bir 3 puan kesin gelmesi lazım ki ortalık kızışsın. Bakalım öyle olacak mı? Beraber göreceğiz. Skoda Octavia izliyorsunuz. Yeni sedan arabalardan. Bakalım bugün kaç puanla bizi mutlu edecek veya da üzecek. Göreceğiz birazdan. Göreceğiz abi. Sağ tarafa dönüş. Gayet güzel. Buzlu yolda devam ediyor performansına. Buralardan geçtiler. Başarılı ama sakin. Birazcık vurduk. Allah. Tamam. Sıkıntı yok. Birazcık vuracaktı. Aşağı düşebilirdi. Ama sıkıntı yok. Şu an için Batman geliyor. Skoda. Octavia diyoruz. Yalnız puan bile 1 mi 0 mı? Ay. Aşağı düşmedi. Ama puan da gelmedi. Birazcık kötü oldu be abi ya. Birazcık daha iyi olabilirdi aslında ama maalesef arkadaşlar Skoda Octavia puan alamadı arkadaşlar. Şu ana kadar M5 2 puan, Mercedes Maybach 3 puanla devam ediyoruz. Artık son arabamıza bakacağız. Audi A4 arkadaşlar. Bu güzel arabamız. Bakalım bugün nasıl bir performans gösterecek. Merakla bekliyorum. Umarım iyi bir puan gelir arkadaşlar. Yani gelmesi lazım artık. Gelmesi lazım arkadaşlar. Yani 2-3 puan tamam, çok yüksek bir puan. Ama niye 4 ya da 5 gelmesin ki? İşte onu Demir Adam bize gösterecek. Gelirse mutlu oluruz. Gelemese de yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hadi bakalım. Şu an Audi A4 izliyorsunuz. Bir atlayış geldi. Çok iyi. Devam. Güzel. Gayet iyi arkadaşlar. Şu an için dikkat etmesi lazım sadece. Performans oldukça iyi. Audi A4'ün buzlu yolda devam ediyor. Ardından da uçuşunu yapıp puanını toplayacak arkadaşlar. Ama çok dikkat etmesi lazım. Öncelikle onu söyleyeyim. Çok dikkat etmesi lazım. Audi A4 sakin buzlu yolda.
Güzel, güzel, gayet iyi gidiyor. Mükemmel bir performans diyebilirim Audi A4 için. Ama önemli olan puan toplamak biliyorsunuz. Audi gücü. A4 geliyor. 3 mü? 4 mü? 3 mü? 4! Allah! 4 geldi, yeminle 4 geldi. Abi 2-3 puandan sonra bildiğiniz Audi A4 4 puan aldım. Mükemmel bir puan diyebilirim. Gerçekten çok iyiydi. Uzun zamandır puan toplama parkurunda 4 puanı görmüyorduk. Demeden şöyle için görüyorsunuz, arabaları gösteriyor. 2-3 ve 4 puan. Mükemmelsin. Audi A4 kazandı. Günün en yüksek puanını Audi A4 ile Demir Adam topladı. Tam 4 puan. Mükemmeldi arkadaşlar. Gerçekten çok güzeldi. Umarım favorabınızı yazmışsınızdır ve videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.